Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşının yine arkadaşını, öbür arkadaşını ve sonunu düşünerek, akıbetini düşünerek onun menfaatine yapmış olduğu öğütleri bu malına, mülküne bel bağlayanın dinlemediğini görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah 42. ayet-i kerimede bize şunu haber veriyor. Ve uhita bi semeri. Onun bütün geliri, mal varlığı, mahsulü kuşatıldı. Yani telef edildi, helak edildi. Böylelikle kardeşinin kendisine yaptığı uyarıların birincisi ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا. Böylelikle diyor o kişi orada yaptığı harcamalar sebebiyle ellerini oğuşturacak şekilde, oğuşturur şekilde sabahı etti. Yani yaptıklarına, ettiklerine, söylediklerine, tutumuna pişman oldu. Ve hiye haviyetun ala uruşiha. Ve o bahçesi efendim çardakları üzerine çökmüş vaziyetteydi. Ve yekulu ya leyteni lem uşrik bi rabbi ahada. Keşke Rabbime ortak koşmasaydım kimseyi. Keşke kimseyi Rabbime ortak koşmasaydım de diyordu. O hale geldi. Ve lem tekun lehu fiyetun yansurunehu min dunillah. Allah'tan başka Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk olmadı. Kimse ona yardım edemedi. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Kendisi de kendisini koruyamadı. Demek ki burada ben keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım ifadesi onun yeis halinde bunu söylediğini anlıyoruz. Yani artık hayatta kalmaktan yana ümidinin kesildiği bir yerde, ümidinin kesildiği bir noktada bunu söylediğini görüyoruz. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. İşte gerçek dostluk orada öyle bir yerde hak olan Allah'ın dostluğudur. Fayda verecek olan dostluk Allah'ı dost edinmektir. Yalnız Allah'ın dostluğu fayda verir. Yalnız Allah'ın rızasına uygun dostlukların insana faydası olur. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukbe. Sevabı da akıbeti de en hayırlı olan odur. O hem sevabı itibariyle en hayırlı olandır, hem de cezalandırması veya akıbeti itibariyle en hayırlı olandır. Şimdi böyle bir canlı örnek, ahiret ve dünya ile alakalı iki kişinin tutumu ve bu tutumların akıbeti. Cenab-ı Allah burada bir örnek daha veriyor. Çünkü hatırlayacak olursanız burada nedir? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. 32. ayet böyle başlıyor. Onlara iki adamı misal ver. Burada yani 45. ayet-i kerimede وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا diyor. Bir de onlara
dünya hayatını misal ver. Dünya hayatının örneği. Kur'an-ı Kerim temsillerle, misallerle, örneklerle anlatmak istediği maksadı, mesajı kullarının, Cenab-ı Allah kullarının kalbine, kafasına, zihnine daha güzel yerleştiriyor. Onlara dünya hayatının misalini şu şekilde ver. Neymiş? Kemâ'in enzelnâhu minessemâ. Dünya hayatı semadan indirdiğimiz bir suya benzer. Semadan, gökten indirdiğimiz bir yağmur gibidir. Fehtelata bihi nebâtul ard. Yerin bitkisi o suya karıştı. Bunun manası, o su yere karıştı. Yere karıştıktan sonra yer dolayısıyla da bitkinin içerisine karıştı. Yani dünya hayatı Ademoğlunun içine bu şekilde sinerse, Ademoğlu dünya hayatının sevgisini suyun bitkiye karışması gibi kalbine, ruhuna yerleştirecek olursa ne olur? O bitkinin akıbeti ne olacaksa onun da dünya hayatının sevgisinin kendisini vardıracağı yer onun gibi olacaktır. Suya karışan, halbuki su hayat unsurudur. Suya karışan, daha doğrusu inen ve bitkiye karışan o su sonunda bitki ne hale gelir? Su da onunla o hale gelir. Ne olur? فَاَصْبَحَ هَش۪يمًا تَذْرُوهُ الرِّيَحِ. Derken o bitki rüzgarların savurduğu çerçöp olur. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz, ondan sonra yerin bitkisinin içerisine karışan ve sonunda rüzgarların savurduğu çör çöpe dönen bir su gibidir. Suyun kontrol edilmemesi halinde fayda değil, belki zararı olur. Bütün güçler öyledir. Cenab-ı Allah o manada bize akıl fikir vermiş, kainatı kullanabilme, kainatın güçlerini kullanabilme ve ondan yararlanabilme imkanını vermiştir. Eğer diyor Cenab-ı Allah burada, dünya sevgisi sizin kalbinize yer, kalbinize yerleşecek, kalbinizde yer edecek olursa, gerçekte hayat sebebi olan o suyun bir bitkinin içerisine karışıp o bitkinin neticede rüzgarların savurduğu bir çerçöpe dönüşmesi gibidir diyor. İşte dünya hayatının sevgisi de bir insanı böyle bir değersizleştirir, kıymetini azaltır, Rabbin nezdinde değerli olan bir şeye talip olmamış olur. Ahireti terk etmiş, ihmal etmiş olur. Tıpkı burada misalde, az önceki misalde geçen iki adamdan birisi gibi. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin muktedirâ. Esasen Allah her şeye kadir olandır. Kadir ve muktedir olandır. Şimdi misali verilen dünya nedir? Bu dünyanın hangi tehlikeleri önemli ve belli başlı tehlikelerdir? El-mâlu vel-benûd. Mal ve evlatlar, çocuklar. Zînetül hayâti dünya. Dünya hayatının süsüdür. Süsün meşru olanı vardır, meşru olmayanı vardır. Kadın belli bir ölçüde
belli hudutlar dahilinde süslenir. Meşru süstür bu. Erkek aynı şekilde erkekliğiyle bağdaşacak şekilde belli ölçülerde süslenir. Fakat bundan sonrası caiz değildir. O sınırı aşması erkeğin de kadının da caiz değil. İşte mal ve evladı da kendilerine meylimizin kendimizi onlara kaptırmamızın bir sınırının olduğunu hissettiriyor burada. Nasıl ki süslenmenin bir sınırı varsa ve belki oldukça darsa, değil mi? Erkeğin nihayet süslenme sınırı mahduttur. İşte meşru güzel bir elbise giyinecektir. Çok lüks olmayacaktır. Orta yollu bir elbise olacaktır. Gümüş kullanabilecektir. Altın kullanamayacaktır. Onun da belli sınırı vardır. Vesaire vesaire. İpek giyinemeyecektir. Kadın için ipek ve altın helaldir. Efendim kocası nasıl süslenecektir? Efendim namahremin karşısına süslü, tesettürsüz çıkmayacaktır gibi sınırları var dikkat ederseniz. İşte dünya hayatı da evlat da mal ve evlat da bir süs gibidir. Kendimizi bunlara belli bir sınıra kadar kaptıracağız. Bunlar bizi günaha çekecek kadar bize hakim olmamalıdır. Bala olan sevgimiz nereden gelirse gelsin dedirtecek kadar olursa mal bizim için tehlikedir. Evladımıza olan sevgimiz onun meşru olmayan, İslam'da bir yere oturmayan isteklerini kabul edecek kadar bizi zaafa düşürecek noktaya gelirse bu meşru olmayan bir sevgidir. Bu sevginin orada sınırlandırılması lazım. Vallahi sen benim evladımsın. Ben seni çok seviyorum. Fakat Rabbimden korkarım. Senin İslam'a uymayan isteğini yerine getirmem. Baba bana araba al, al fakat paran yok, bankadan kredi çek. Hiç kusura bakma. Arabasız kal. Araba senin için çok lüzumlu da olabilir. Veya buna benzer. Meşruiyet bu. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ Geri kalan, baki kalacak olan ise salih amellerdir. O salih ameller ise خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Sevap itibariyle de Rabbin nezdinde daha hayırlıdır. Emel, umut edilecek şeyler olmaları itibariyle de daha hayırlıdırlar diyor. Dünyanın sonu, bakın dünyaya olan bağlılığımız, zinetül hayati dünya dedi ya, mal ve evlat dünya hayatının süsü. Şu dünyada en güçlü ve en kalıcı şeyin sembolü ne? Dağlar. İşte bakın dağların durumu ne olacak? Ve yevme nuseyyirul cibel. O günü hatırla ki biz o günü dağları yerlerinden yürüteceğiz. Ve teral arda barize. Yeryüzünü de o şekilde içindeki her şey dışarı çıkmış. Ölüler, zenginlikler, hazineler vesaire. Bu tefsirlerden birisi. Diğeri ise bitkinin, dağın, yüksekliğin, tümseyin bulunmadığı dümdüz bir vaziyette göreceksin. Niçin? Çünkü dağlar yürütülmüş olacaktır. Tabii burada Cenab-ı Allah'ın kudreti ile o dağları yerine oturtan, koyan, yeri kendileriyle dağlarla sağlamlaştıran, dilediği zaman ve zamanı gelince bu dağları da yerlerinden oynatacaktır. Şu dünyada dağlar bile yerinde oynatılacaksa,
Allah'ın rızasına aykırı olarak bu dünyanın nesine meyledilsin. Hiçbir şey sağlam durmuyor. Dağlar bile yerinden oynatılacağına göre dünyaya olan bütün bağlılıklarımızın ve meylimizin meşruiyet ölçüleri içerisinde olması gerektiği belirtiliyor. İşte o el-bâkiyâtu s-sâlihattır. Kalıcı olan salih ameller o zaman mevzu bahis olur. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا Onlardan hiçbirisi bizim hükmümüzün, takdirimizin dışında kalmayacaktır. Onlardan hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. Onlardan hiçbirisini efendim dışarıda tutmayacağız. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا Ve Rabbinin huzuruna bir saf halinde arz edilmiş olacaklar. Bir saf. Biz ya şu kadar milyar insan dünya yaratıldığından beri şu kadar kıyamet şu tarihte koparsa ve bu şekilde insanlar çoğalmaya devam ederse şu kadar kişi olacak falan filan milyarlar trilyonlardan bahsediliyor. Cenab-ı Allah'ın azameti karşısında bütün bunlar bir saf olacaktır. Tek bir saf halinde dizilecektir ve öyle onun huzuruna arz edileceklerdir. Mülkün azametidir bu. Mülkün azametidir. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Ya! Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi huzurumuza geleceksiniz. Malsız, mülksüz, evlatsız ve elbisesiz. İlk defa sizi nasıl yarattıksa öyle geleceksiniz. Tek bir fark var amellerimiz. Dünyaya dünyadan fazla değer verecek olursanız, belki veriyorsa aldatır kendisini. Dünyanın değeri dünya kadardır. Dünya bizim Allah'ı unutmamızı sağlayacak kadar değerli olamaz. Dünya bizim Allah'ın emir ve hükümlerini ihmal etmemize sebep olacak kadar değerli olamaz. Çünkü onun huzuruna dünyalıktan sahip olduğumuz, dünya hayatında sahip olduğumuz hiçbir şeyi beraber almadan çıkacağız. Yanımızda hiçbir şey olmayacak. En sevdiklerimiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız, belki bunların hiçbirisi olmayacak. Hatta olmayacak, belkisi yok. Herkes, çünkü orada nefsim nefsim diyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hariç, o ümmeti men oldu diyecek. Ya, ondan sonra, bel zaamtum ellen nec'ale lekum mev'ida. Bu da kafirlere bir hitaptır. Hatta siz bizim sizin için bir buluşma zamanı yaratmayacağımızı, gerçekleştirmeyeceğimizi zannettiniz. Ama durum öyle değil. Ve vudi'al kitab. Kitap ortaya konulmuş olacak. Nedir bu kitap? Amel defterlerimiz yani. Amellerimizin yazılı olduğu küçük büyük mükellef olduğumuz andan itibaren efendim son zamanımıza kadar mükellefiyetimizin son anına kadar ne yaptıksa her şeyin yazılı olduğu. فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا فِيهِ Mücrimleri, günahkarları
suçluları onda yazılı olandan korku ve endişe içerisinde göreceksin. Neuzubillah. Ve yekulun, ve üstelik diyecekler ki ya veyletena, vay bizim halimize, vay veyla diyecekler. Ne oldu bize? Ne kötü bir durumdayız. Vay başımıza gelenlere. Ma li hazel kitab? Bu kitaba ne oluyor? Neden böyle bu kitap? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük büyük yazıp kaydetmediği hiçbir şey bırakmamış. Ne yaptıksa hepsi var. Küçük büyük fark etmiyor. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Üstelik yaptıklarının da önlerinde hazır edilmiş olduğunu görecekler. Ne demek yani? Yaptıklarının müşahhas olan cezası onların huzuruna getirilmiş olacak. Sizin işte amel defterlerinizi gördünüz. Kendiniz ifade ettiniz. Küçük büyük her bir şeyi ihtiva ediyor. İşte o ihtiva ettiği muhtevaya uygun olarak sizin de yaptıklarınız burada huzurunuzda. Yaptıklarınızın cezasının hazır edilmiş, huzura getirilmiş olduğunu göreceksiniz diyor. Ve la yazlim rabbuke ahada. Ve Rabbin hiçbir kimseye zulmetmez. Kimseye zulmetmez. Âmentü billah. Aynen öyle. Ben burada fazla söyleyecek bir şey yok. Ne biçmek istiyorsak onu ekeceğiz. Ona göre. Rabbim sonumuzu hayreylesin. Amin. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ. İşte bakın. Bir önceki ayet-i kerime ahiretti. Bu ayet-i kerime ise başlangıçtır. İnsanlığın atasının var edilişinden önce ne olmuştu? İşte Kur'an-ı Kerim bizi baştan sona, sondan başa filmi ifade edeyse tam bir şerit olarak gözümüzün önüne seriyor. Canlandırıyor. Ahiretteki bu sonucun sebebi de bu kavga, bu mücadele, bu ayrılık, bu gayrılık ne zaman, nereden, kimin tarafından başlatıldı ve nereye kadar geldi? Dünyada bu nasıl yansıdı? Ahirette nasıl ortaya çıkacak? Kur'an-ı Kerim bu manada eşsiz bir kitap. Hiçbir din, bırakalım ideolojiler bilmem neler, çünkü onlar dünyanın ötesini bilmiyorlar ve kabul etmiyorlar zaten. Hiçbir din, hiçbir akide, Kur'an-ı Kerim kadar, hiçbir kitap, Kur'an-ı Kerim kadar, İslam kadar, beşeriyetin başından sonuna kadar ifade elindeyse, geçmişteki, hali hazırdaki ve gelecekteki tarihini, bu tarihinin dinamiklerini, esas hareket noktalarını, kalkış noktalarını, sebeplerini, sonuçlarını Kur'an-ı Kerim kadar açık, net, vazı ve anlaşılmayacak bir şey bırakmayacak surette ortaya koyan başka bir kitap yoktur. Biz inanmıyoruz. İnanmayın, bir şey değiştirmez ki. Biz bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala size bildiriyor. Bildiriyor.
İşte bu ayet-i kerime şimdiye kadar anlatılanların o sabah, daha doğrusu dersin başından itibaren okuduklarımızın adeta hülasasını, özünü, ana fikrini, temasını teşkil ediyor. Diyor ki, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ Şimdi ey insan diyor, sana bunca anlattıklarımdan sonra şunu hatırla. Biz vaktiyle meleklere لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمْ Adem'e secde edin demiştik. İşte orada başlıyor tarihimiz. فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Bütün melekler secde ettiler. İblis müstesna. Niçin? Çünkü o kâne minel cin. O cinlerdendi, meleklerden değildi. Melek olsaydı Allah'a isyan etmezdi. Allah'a itaat. Melekler arasındaydı, olabilir. O ayrı bir şey. Arasında olmak onlardan olmayı gerektirmez. Şu anda bizim aramızda bizim gibi insan olmayan bir gün şeyler de var bizim içimizde. Yani kamerası var, şusu var, busu var. Bizden olmuyorlar ki. Arasında olmak ondan olmayı gerektirmez. Bunun için diyor فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ Rabbinin emrinin dışına çıktı. Fısk aslında kök olarak Arap dilinde tomurcuğun kabuğunu çatlatıp dışarıya çıkması demektir. Kök anlamı bu. Çizgi dışına her bir çıkışa fısk denilir ondan sonra mecazi olarak. Çizginin dışına, meşruiyetin dışına her bir çıkışa fısk ve fasıklık denilir. O Rabbinin emrinin dışına çıktı. Böyleyken diyor, şu soruya bakın. Yani o kadar açık ve net ki, İblis Rabbinin emrine itaat etmedi, Rabbinin emrinin dışına çıktı. Peki diyor, durum bu iken, اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٓا Durum bu iken siz onu ve onun soyundan gelenleri ve kendileri size düşman oldukları halde beni bırakıp veli mi edineceksiniz? Dost mu edineceksiniz? Bu akıl mı diyor yani? Böyle bir şey iş, bunu yapmak akıllılık mı? Ota baştan beri benim sizi yüceltmemi, yani babanız Adem'i meleklerin ona secde etmesini emredecek kadar yüceltmemi kıskandı. Bunu kaldıramadı. Size ve sizin soyunuzdan, Adem'in soyundan geleceklere savaş açtı. Durum bu iken onu ve onun soyundan gelenleri beni bırakıp, üstelik onlar size düşmanken nasıl veli edinirsiniz, dost edinirsiniz diyor. Bunun akla mantığa uyan bir tarafı var mı? Gerçekten Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ Fakat insanların çoğu akletmezler. Akıllarını kullanmazlar. Onun için her bir günah akılsızlığın neticesidir. Aklımızı kullanmayışımızın neticesidir. İnsana da akılsızlık yakışmadığına göre günah da yakışmaz. Akıllı olmak icap ediyor. بِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلَى Zalimlerin bu yaptıkları ne kötü bir değişimdir. Değiş tokuştur. Onlar Allah'ı dost edineceklerine onu bırakıyorlar. Düşmanı iblisi ve iblisin soyundan gelenleri dost ediniyorlar. Bu ne kötü bir alternatiftir, ne kötü bir değiştirmedir. Ne kötü bir değiş tokuştur. Zalimler için. Zalimler bunu yapıyor işte. İnsanların çoğu zalimdir. İnsanların çoğu akılsızdır. İnsanların çoğu hidayet üzere değildir.
İnsanların çoğu basiret sahibi değildirler vesaire vesaire. İşte budur. Niçin? Çünkü kimin arkasından gittiklerini düşünmüyorlar. Gitmemeleri gerektiği halde düşünebilseler, gitmemeleri gerektiğini anlayacakları, kavrayacakları halde maalesef gidiyorlar. Dolayısıyla bizim bu hususta kendimize bakmamız ve hal ve hareketimizi tayin etmemiz icap ediyor. Evet. Şimdi 51. ayet-i kerimeden inşallah gelecek hafta devam ederiz. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.